Nasihati doğru insanlardan almazsan, büyük alimlerden, İslam'ın ana caddesinde yürüyen alimlerden nasihati almazsan, nasihat uydurmaya başlarsın. İslam'ın dışında insanları şeytana sevk eden, şeytana kulluğa sevk eden nasihatler uydurmaya başlarsın. Bakınız, haftanın 2-3 günü gittiğim bir esnaf arkadaşlar grubum var. Oraya giderim, işte çay, kahve içerim, muhabbet yaparız. İhtiyar bir esnaf arkadaşım. Övünü övüne bir mesele anlattı. Hocam, oğlumu çektim 20 yaşında köşeye ve ona bir nasihat verdim. Ne nasihat verdin abi? Oğlum, şu nasihatimi unutma. Bu dünyada yapmadığın hiçbir günah kalmasın. Hepsini yap. Ki istek duymayasın. Büyüdüğün zaman, evlendikten sonra bu günahlara istek duymayasın. İşlemediğin hiçbir günah kalmasın. Hepsini yap. Adamın çocuğuna verdiği nasihate bak. İslam'la nasihatlenmezsen, Kur'an'la nasihatlenmezsen şeytandan nasihat uydurursun. Bu kardeşim maalesef ilmi seviye çok zayıf olduğu için ve arkadaş ortamı da çok bozuk olduğu için çocuğuna verdiği nasihat de bu olmuş. Onu şeytana sevk etmiş, şeytana kulluğa sevk etmiş. Yahu bir adamın kolunun kırılmasının büyük acı vereceğini anlayabilmesi için illa kendisini bir kamyonun altına atmasına gerek yok. Buradaki herkes biliyor mu, kol kırılırsa bir kamyonun altına, kol kırılırsa büyük acı verir. Hepiniz biliyor musunuz kardeşler? Vallahi biliyoruz. Kol kırılması büyük acı verir. Çünkü etrafımızda kırılan insanları gördük. Hepimiz hayat durumu içinde, hayat ortamımız içinde bir tane kolu kırılan gördük. Şimdi dur ben de onu bir yaşayayım ya, yaşamadığım bir şey kalmasın diyerek kendimizi kamyonun altına atarsak bize ne derler? Gerizekalı. Bu gerizekalı. Kibarlaştırayım. Aklı evvel. Aklı evvel. Aklı geride kalmış, evvelde kalmış. Geride kalmış. Böyle nasihat olur mu? Bu kötü, zina kötü bir şey. İçki kötü bir şey. Bunun kötü bir şey olduğunu anlamak için yapmak zorunda değilsin. Sen görüyorsun etrafında zina eden insanları, suratları simsiyah olmuş. Rızıkları, bereketleri kesilmiş. Hastalık üstüne hastalık geçiriyorlar. Sen etrafında görüyorsun içki içen insanları. Kimse kız vermiyor. İş tutamıyor, kimse işe almıyor. Akşamları nara atarak mahalleye giriyorlar. Komşuları küfrediyor, evin içine giriyor. Görüyorsun sen bunu. Sen çocuğunun bunlardan bir tanesi olmasını mı istiyorsun? Ya bağımlılık yaparsa? Ya bağımlılık yaparsa? Daha kötüsünü söyleyeyim. İşleyebileceği günah potansiyelinden bir tanesi daha var. Eşcinsellik. Çocuğun eşcinselliği de mi yaşasın? Onu da mı istiyorsun? 3. Ya bağımlı olursa? Ya eşcinsellik bağımlısı olursa? Verdiğin nasihat hakikaten makul bir nasihat mi sence? Vallahi berbat. Senin verdiğin nasihat berbat bir nasihat. Allah-u Teala bu esnaf kardeşime, orada tabii giydirdim bayağı bir. İnşallah bu videoda kesilecek. Direkt ona atacağım. Bu video kesildiği anda direkt olarak ona atacağım. İnşallah bir daha oğluna ya da torununa ya da etrafındaki herhangi bir kişiye şeytana bağlı bir nasihat vermez. Amin. Amin.